Herkese Paris'ten merhabalar. Selim'le daha önce bir başka versiyonu da çekmiştik. Citroen Ami ile beraberim ama bunun adı My Ami Buggy. 3 tane farkı var. Bir tanesi tavan şöyle açılabiliyor. Onu dışarıdan göstereceğim. İkincisi yanda kapı yok. Üçüncüsü ise aracın çeşitli yerlerinde sarı detaylar var. Yoksa işte motoru, menzili, maksimum kilometresi hepsi aynı. Maksimum hızı bildiğiniz gibi saatte 45 kilometre, menzili ise tam dolu pillerle 75 kilometre olarak veriliyor. Bir fark daha keşfettim, onu da aktaracağım sizlere. Eskiden şanzımana şuradaki düğmelerle kumanda ediliyordu, onları buraya almışlar, daha pratik olmuş. Önümde de Ayça'nın arabaları YouTube kanalından Ayça Çizer gidiyor. Püfür püfür. En büyük sorun biliyorsunuz Ami'de İstanbul'da çekmiştim. Hem lansmanında bir video hem de Selim'le baba oğul test videosu. İkisinde de en büyük problem sıcaklıktı. Aracın içindeki sıcaklık ama şu an püfür püfür. İnanılmaz esiyor her yerden. Tavanı da açmışlar bizim için. Püfür püfür gidiyorum şu an. Aynalar manuel ayarlanıyor. Harika. Şöyle önümde giden Ayça'yı da çekeyim. Nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz valla. İşte Paris tabelası. Paris tabelasını geçtik ama Paris tabi otobüsle geldik. Bir 45 dakikalık mesafe buraya. Püfür püfür gidiyoruz valla. Çok güzel bakın tavana. Görüş açıları mükemmel zaten. Her taraf geniş, ferah. Aynalar manuel ayarlı. Önü arkası tasarım olarak aynı bildiğiniz gibi otomobilin. Kapıları da aynıydı. Sağ kapıyla sol kapı ama bunda kapı yok. Şöyle bir daha göstereyim. Kapı yok şu şekilde. Gayet güzel. Şanzıman düğmeleri buraya alınmış. Bakın R, N, D. Burada da dörtlü flaşör. Burada bir USB girişi. Burada telefon tutacağı. Evet girecekti, vazgeçti Ayça. Burada da aynısından var. Şöyle de bir tane gösterge panelimiz var. Anlık hızı veriyor, bataryayı veriyor. 57 kilometre menzilim var şu an benim. D konumunda olduğunu söylüyor şanzımanın. Ve aracın toplam kilometresini veriyor. Biraz parlama yaptı, ben size okudum ama gözüküyor mu gözükmüyor mu tam anlayamadım. Şöyle gidiyorum. Böyle farklı magazinel bir video oluyor. İki kişilik bildiğiniz gibi otomobil. Sürücü koltuğunda ileri geri ayar var. Bu koltukta yok. O sabit. Şu arkada bir bagaj hacmi var. Küçücük. Şu tarafta yükleme alanları var. Şöyle bardaklık. İşte açılan kapanan şöyle gözler var. Bu şekilde. Evet. Ayça durdu. Ben de durdum. Şöyle N'yi alayım. Efendim, merhabalar. Tamam, oldu. Tamamdır, otele geri dönelim. Tamamdır. Evet, otele geri dönüp orada da birkaç fotoğraf, belki kısa video çekeriz diye düşünüyorum. Gayet hoş. Bir de şuraya sabitleyeyim videoyu. Şu şekilde. Ah, güzel oldu. Tekrar D'ye alalım. Yani evet. Direksiyon çok sert. Şu aynayı da ben biraz daha güzel ayarlayayım. Evet şimdi oldu. Araba geliyor, dikkat et. Arkadan bir araba geliyor mu? Evet geliyor. O geçsin ondan sonra. Ben de dönüşümü gerçekleştireceğim. Evet direksiyon çok sert. Bayağı zor dönüyor ama tabii ki manevra kabiliyeti çok yüksek. Küçücük bir araç olduğu için sinyaller siz kapatmayınca kapanmıyor. Sizin kapatmanız gerekiyor.
Bu stop işaretlerinde durmak lazım, yoksa ceza kesiyorlar. Evet, bir gazlayalım mı? 28, 30, 33, 39, 40 oldu. Selim'le bir yokuş çıkmıştık İstinye'de. Evet, 44'ü gördüm. Maksimumuzu 45 zaten. 44'ü gördüm. Şurada yaya geçidi var, yavaşlayayım. Buraya çanta asabiliyorsunuz. 10 kilo kapasiteydi galiba. Şuraya da kabin tipi bavul giriyor. O da çok fonksiyonel havalimanına. Gerçi yani sözümü geri alıyorum. Havalimanına falan gidilmiyor bununla. Bununla mahallede böyle. Ama çok keyifli. Çok güzel takılırsınız. Evet, Paris tabelası şurada. Evet. Gerçekten çok keyifli. Aa, böyle. Şu çok fonksiyonel olmuş. Harika olmuş. Bu böyle açılıyor. Fermuarlı. Fermuarı var. Kapı da yok. Harika. Evet, Ayça'dan bağımsız da şöyle bir gazlayayım. Yani püfür püfür ya. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Diğerinin negatif yönleri bunda yok. Miami Buggy diye geçiyor bu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Türkiye'de şu ana kadar bu otomobil 102 tane satıldı. Ami'den bahsetmiyorum. Bu Buggy versiyon 102 adet satıldı. Ve zaten toplam 1000 adet üretildi. 399 bin lira fiyat etiketiyle. Yani Türkiye'de 102 kişi de bu otomobilden var. Evet, kapanışı şurada yapacağım. Paris tabelasının hemen yanında bir durayım. Şöyle neyi aldım? Şu kolu çekerek kapı açılıyor. Ve şuradan da dışarıdan açılıyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenirsiniz videoyu. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Fransa'dan Paris tabelasının hemen yanından. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.